Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci dönemin sonuna geldik. Yeni başlayan arkadaşlarımız özellikle hocam benim ilk dönem sonum diyen arkadaşlarımız olduğunu duyar gibiyim. Dolayısıyla hangi şeyleri yapmamız gerekiyor, neleri unutmamamız gerekiyor biraz bunlardan bahsedelim istedik. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabii ki en önemli yapmamız gereken şey şu anda birinci dönemdeki yaptığımız iki sınavın notlarını girmek ve de performans notlarını girmek. Tabii ki sınav notlarını sınav tarihini girmeden giremiyoruz. Ve tabii ki bu sınavlara raporu olup yani bir mazeret olup giremeyen çocuklara da sınav yapmamız lazım. Yoksa tabii ki sıkıntı olabilir. Evet, yani bir de pandemi süreci, karantinada olan öğrencilerimiz falan oluyor. O yüzden bu öğrencileri sonrasında tekrar sınav yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar çocukların haberi olmayabiliyor ya da çocuklar çok umursamayabiliyorlar. Yani maalesef. O yüzden defalarca duyurun. Yani biz de isim isim çağırtıyorum. Yani böyle tamam hocam geleceğim diyor sonra unutuyor gene. Gene çağırtıyorum böyle peşine düşüyoruz yani. O yüzden sonradan sıkıntı yaşamamak adına arkadaşlar şey yapın. Mesela hani sınavınız geçti diyelim. İşte duyurtun ondan sonra. Deyin ki Perşembe günü işte öğle arasında işte mazereti olan öğrencilere sınav yapacağım. İşte onu yapın. Ondan sonra gene de o gün de hasta oluyor çocuk mesela. Benim öyle denk geldi. Hem evet. Çocuk hem sınav günümde hasta hem de mazeret sınavı günümde hasta. Yani teker teker böyle bakmak lazım bazen. Hani dediğim gibi arkadaşlar bunu ihmal etmeyin. Ek olarak performans notlarını girmemiz lazım. Mutlaka bir tane performans ödevi vermemiz lazım arkadaşlar. Bunu da tabii ki vermişsinizdir. Şu anda toplayacağız ve de performans notlarını gireceğiz buna binaen. Yani bir not işte ona göre bir not sınıf içi duruma göre girilmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar bunun dışında eğer bir sınıfınız varsa bir karne görüşü yazmanız lazım. Birinci dönem karnesi çıkacak çünkü. Yani ben hani şeyden taraftarım hani mutlaka her çocuğa hasta yazarım ben. Kopyala yapıştır yapmayı çok sevmiyorum ama yani kısa da olsa bir şeyler evet. Yazmakta fayda var. Ya da gruplayabilirsiniz. Hani hı-hı. İşte iyi öğren. Hani biraz daha işte 3 gruba ayırabilirsiniz. Evet mesela. Ben de öyle. Hani herkese ayrı ayrı yazmak bazen zor olabiliyor. Hani. Evet. Ben bazen takıntı yapıyorum kafamda böyle teker teker yazıyorum herkese. Bazen ben de 3 gruba ayırıyorum. Falan 4 gruba falan ayırıyorum. Aynen. Mantıklı öyle ama. Yani herkese aynı yazmak da bir idam diller. Yani bu çok şey gelmiyor bana. O yüzden en azından 3 grup 4 grup yapabilirsiniz. Başarılarının artarak devamı dilerim. Bunun dışında okunan kitap sayısının girilmesi gerekiyor. Tabii sınıf öğretmenlerimiz de bu herhalde daha önemlidir. Hani biz de direkt çocuklara soruyoruz. Hani giriyoruz kaç tane okudun? Çok da zaten bizde bir etkisi yok. Bunun dışında eğer özellikle mesela bir sosyal kulübünüz varsa sosyal etkinlik girişi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama şu dönem tabii pandemi dönemi olduğu için çok da sosyal etkinlik de yapılmıyor. Ama hani bir ara çok önemliydi. Sosyal etkinlik karnesi çıkmıştı hatta evet, biz evet. 3-4 sene önce İstanbul'dayken. Ondan sonra o sosyal etkinlik karnesi kalmadı bir daha. Ama hani varsa yaptıysanız mesela çocuklarla işte bilim fuarına geziye gittiyseniz ne bileyim bir yere gittiyseniz bunun girişini yapabilirsiniz öğrencileri. Bu da sisteme girilebiliyor arkadaşlar. Bunun dışında en önemli noktalardan biri arkadaşlar BEP'lerle ilgili şeyler. Yani BEP'lilerin raporları, planları teslim etmediyseniz yani yapmadıysanız ve mutlaka BEP'lilere özel sınavlar arkadaşlar çok önemli. Bunlara dikkat edin özellikle BEP'li öğrencilerimize özel sınav yapılmış olması gerekiyor. O yüzden yani dikkat etmediyseniz ya da dikkatinizden kaçtıysa diyelim mutlaka onların sınavını özel olarak hazırlayıp yapmalısınız. Çok önemli. BEP'li öğrencilerimizin kimler olduğunu mutlaka gidip rehberlik servisinden alın. İsimlerini daha sonrasında da kendi sınıfınızda bulunan BEP'li öğrencilerimize özel sınav mutlaka yapın. Yani 10 öğrenciye has yapılması gerekiyor arkadaşlar sınavın. Onun kendi hedefleri oluyor. Siz zaten onun özel plan hazırlamışsınızdır. Ona göre bir sınav yapıp uygulamanız gerekiyor ve onları da gene dosyamıza yani şeye sınav dosyasına koyuyoruz arkadaşlar. Bunun dışında şu ana kadar teslim etmiş olmamız gereken şeyler var tabii. İşte şök tutanağı, şube öğretmenler kurulu, veli toplantı tutanağı, yıllık planlar, BEP planları,
Ve de zümre tutanakları, zümre neyi denir? Toplantı tutanağı. Bunları mutlaka şu ana kadar teslim etmeniz gerekiyordu. Etmediyseniz mutlaka edin arkadaşlar. Bu belgelerin hazırlanmış olması gerekiyor. Yani bunlardan hep bahsettik zaten. Veli toplantısını yapmışsınızdır mesela. Hı hı. Bir örneği sizde kalıyor. Bir örneğini teslim ediyorsunuz. İşte ŞÖK zaten hani bahsettik önemli bir şey diye. Bunlar da yapılıp teslim edilmiştir zaten şu ana kadar. Gibi gibi gibi. Bunun dışında arkadaşlar son olarak işte not fişleri çıkarılacak ve karnelerde imzalanıp hani bu son hafta yapılacak bir şey zaten. Son haftada bunlar hazırlanıp verilecek zaten öğrencilere. İşte imzalanacak, mühürlenecek. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar her zaman olması gereken öğretmen dosyanız hazır bir şekilde bulunsun. Hala hazırlamadıysanız mutlaka tamamlayın. Zaten öğretmen dosyası güncellenen bir şey bence. Hani sürekli işte yeni yaptığın sınavın cevaplarını işte sorularını ekliyorsun işte bilmem ne bileyim gibi hani ŞÖK yapıyorsun şey. Mesela onu ekliyorsun oraya. Aynen. Veli toplantısı yapıyorsun onun tutanağını ekliyorsun. Sürekli bir güncelleme gerektiriyor. Evet, her öğretmenin öğretmen dosyası olması gerekiyor arkadaşlar. Yani aday öğretmen arkadaşlarımız ya da sözleşmeli öğretmenlerimiz soruyor hocam aday öğretmen dosyasının dışında mı bu diye. Zaten şu anda bir hani aday öğretmen dosyası diye aslında hani bir şey kalmadı ama bazı yerlerde isteniyor. Yani internet üstünden hazırlanıyor şu anda. Ama hani aday öğretmen dosyanız varsa eğer bunun dışında bir öğretmen dosyası arkadaşlar bu. Öğretmenlik hayatınız boyunca bu var olacak zaten. Mesela bizim şeyde de hani buralarda duyuyorum yani müdürler derse geldiği zaman öğretmen dosyanı soruyorlar. Direkt ona bakıyorlar. Yani öğretmenlikte belge önemlidir arkadaşlar. Öğretmen dosyanız da mutlaka bulunması gerekiyor. Sene sonunda olan şeylerle şimdi şu anda hazırlanan belgeleri karıştırmayın arkadaşlar. Sene sonunda olan şeylere örnek verecek. Mesela yani sınıf defteri, nöbet defteri bunları tabii şu anda tamamlarsanız iyi olur. Hani konu kazanım kısımlarını. Sınıf hı hı. Yoksa sene sonunda çok uğraşıyorsunuz. Geçmişte unuttuğum bir yer var mı diye. Her dönemin sonunda ben de bir kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen oluyor. Hani unutuyoruz o anda gözümüzden kaçıyor bir şey oluyor falan. Bir bakıyorum diyorum ben bunu niye boş bırakmışım yani hani evet. Böyle ben de bilmiyorum neden boş bıraktım ama ya boş kalmış. Ya bazen böyle konunun heyecanıyla ben hemen giriş yapıyorum derse. Aynen. Çok sevdiğim bir konu oluyor mesela. Evet. Hemen giriyorum unutuyorum yani mesela. Yani sınıfa giriyorsun öğrenci bir soru soruyor o anda dikkatin ona dağılıyor. Mesela defteri imzalamayı unutuyorsun sonra hani evet. Konu kısmını doldurmayı unutuyorsun falan. Müdürümüzü de görmemiş oluyor. Evet, o öyle kalıyor lazım. Bir daha mesela. Hı-hı. Yani o yüzden şimdiden tamamlamak iyidir yani. Senin sonunda evet. Bütün seneyle uğraşmaktansa dönem dönem bakmak daha iyi. Ben bu sene tek tek her ders doldurdum vallahi hiç ihmal etmedim. O konuda çok mutluyum bu sene. Sınav kağıtlarınızı biliyorsunuz ki dosyalayacaksınız arkadaşlar. Yani dosyalayacaksınız derken paketleyeceksiniz sene sonunda. Yeni atandıysanız bilmiyorsunuzdur. Bunları paket paket teslim ediyoruz arkadaşlar. Onun için hani her yaptığınız sınavla alakalı işlemler bittikten sonra e-okula notlarınızı da girdiniz diyelim. Bunların paketlerini hazırlayın. Dursun şu anda. Sene sonunda onları teslim edeceksiniz. Yoksa çok sıkıntı yaşarsınız. Evet. Vay en birinci azından... sınav nerede? İkinci sınav nerede? Evet. Falan filan. En azından birinci dönem kinler burada bak kenarda duruyor hı hı. Şeklinde düşündüğünüz zaman aklınız tabii daha rahat etmiş olur. Evet ya. Yani. O yüzden arkadaşlar mutlaka sınav kağıtlarını hazırlamış olun. Hani poşetlenmiş bir halde. Projeleri zaten sene sonunda alıyorsunuz. Adres bırakma olayı şu anda bu şu tatilde anda yok. Yazın var arkadaşlar. Bunun dışında işte egzersiz, kulüp defteri, kurs defteri gibi şeyler zaten sene sonunda teslim ediliyor. Hı hı. Onları da konuları doldurursanız şu anda iyi olur sizin için. Bunlar şu anda değil, bunlar sene sonunda teslim edilecek. Yani şu anda ama dediğimiz gibi geldiğiniz yere kadar hazırlarsanız sizin için faydalı olur. Sonunda hani yoksa başınıza çok büyük yük oluşturuyor arkadaşlar. Hani ben yani geçtiğimiz yıllarda böyle saatlerce defter doldurduğumu bilirim. Ya bir de şey vardı hani kurs defterlerinde özellikle bu çok oluyor hani öyle bir şey oluyor ki o hafta kurs olmuş muydu olmamış mıydı yapmış mıydık ne yapmıştık ne anlatmıştık hani bir planın var tamam ama hani günlük doldurulması gereken bir şey zaten. Evet çok mantıklı. Hani zaten normalde o şekilde olması gerekiyor hani bazen teslim etmeyeceğiz diye hadi diyoruz bu hafta dursun falan hani en azından dönemlik halletmek lazım ya. Evet yani ayrıca hani devamsızlıkta da aynı şekilde sıkıntı var. Mesela
ilk iki dersin senin o sınıfla mesela. İlk derse yazmışsın mesela 5 kişi. Üçüncü derste atıyorum bir kişi kalmış gelmeyen. Acaba ikinci derste bu 5 kişi var mıydı yok muydu mesela? Evet. Resmi bir belge olduğu için bunlar tabii ki önemli arkadaşlar. O yüzden hani her dersin devamsızlığını, konusunu girdiğiniz zaman ilk önce yapmalısınız arkadaşlar. Bu bizim ana görevlerimizden bir tanesi. Yani o çocuğun başına bir şey gelebilir dışarıda, evet. Her şey olabilir. O yüzden devamsızlıklara çok o anda hani yapmaya özen gösterin. Konu kısımlarını da o anda girerseniz iyi olur. Yani kazanım kısmını. Bazı arkadaşlarımız kazanım yazıyor, bazı arkadaşlarımız konu yazıyor. Ben de yönetmeliğe de baktım. İkisini de farklı yerlerde gördüm. Hani kazanım yazıyoruz yani genelde. Ben konunun uzunluğuna göre yazıyorum bazen. Yani kazanım yazıyorum genel olarak ama bazen ya öyle bir kazanım var ki işte en elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümeni falan diye böyle bir kazanım yazıyor. Ben direkt başlığı yazıyorum o zaman. Evet yani duruma göre diyorsun. Neyse yani sonuçta tamamlayın arkadaşlar. Önemli olan nokta o. Evet. İlknur hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Kolay gelsin. Aynen. Allah yardımcınız olsun. Bir dönemi artık kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatmanın mutluluğu var yine. 15 tatilde güzelce dinlenin. İkinci dönemi hazır bir şekilde gelişinizi yapın arkadaşlar. Yeni atanan arkadaşlarımıza da hayırlı olsun. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere.